Geç gelen tanık. Yazan Agatha Christie. Radyoya uygulayan Cemalettin Özelbiçer. Reji Fuat İşhan. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Hester Nevra Şırvan, Arthur Metin Serezli, Leo Türker Tekin, Givenda Alev Gürzap, Kirsty Sami Ehun, Avukat Zihni Küçümen, Morin Bercis Fesci, Tina Dilek Üstün Türker, Miki Özdemirhan, Philip Burçin Oraloğlu, Komiser Bilge Zobu, Mary Gül Gülgün, Donald Metin Çoban. Evet, ne istiyorsunuz? Bay Arjun'la görüşecektim. Kendisi evde mi? Evet, evde. Yalnız randevunuz var mı? Hayır, yok. Öyleyse mektup yazacaksınız. Onu muhakkak görmem lazım. Siz Bay Arjun'un kızı mısınız? Evet, kızıyım. Adım Hester. Konuşmanız bittiyse gidebilirsiniz. Çünkü randevu alınmadıkça babam kimseyle görüşmek istemiyor. Onun için mektup yazıp... Ama ben çok uzak yerden geliyorum. Her gelen aynı şeyi söylüyor. Gazetecisiniz değil mi? Hayır. O halde ne istiyorsunuz? Abinizle ilgili bir iş için geldim Bayan Hester. Michael'la mı? Hayır. Jack'la. Anlamıştım. Jacko için geldiğinizi anlamıştım. Bu iş bitti, sona erdi. Bizi neden rahat bırakmıyorsunuz? Sizin dediğiniz gibi bu mesele sona ermedi de onun için Bayan Hester. Jacko öldü. Neden hala ölmüş biriyle uğraşıyorsunuz? Gazeteci değilseniz doktor ya da psikologsunuz. Rica ederim buradan gidin. Babam meşgul dedim size. Affedersiniz, söylemeyi unuttum. Bay Marshall'dan, yani ailenizin avukatından bir mektup getirdim. Buyurun işte. Avukat Marshall'dan mı? Evet. Buyurun salona geçin. Ben mektubu babama göstereyim. Misafiri getirdim babacığım. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Bay Arjun. Buyurun. Buyurun oturun. Avukat Marshall bize çok önemli bir şeyden söz edeceğinizi yazmış. Ama ne olduğunu açıklamamış. Avukatlar da bazen çok ihtiyatlı oluyorlar. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için minnettarım. Size mektup yazmaktansa karşı karşıya konuşmayı daha uygun buldum. Anlatması çok güç. Acele etmeyin. Vaktimiz bol. Marshall'dan bu mektubu getirdiğinize göre ziyaretinizin Jacko, yani Jack'la ilgili olduğu anlaşılıyor. Çok güç olacak, anlatmam. Belki de size faydası dokunur. Biz hepimiz Jacko'nun ne olduğunu biliyorduk. Normal değildi o. Bunun için anlatacaklarınız bizi fazla üzmeyecek. Felaket büyüktü tabii. Fakat ben daima Jacko'nun davranışlarından sorumlu olmadığına inanırdım. Tabii sorumlu değildi. İyi bir insan değildi çünkü. Küçükken de kızdığı zaman gözü bir şey görmezdi. Hemen eline bir şey geçirir, insanın üzerine yürürdü. Hester, Hester yavrum. Affedersiniz, öyle demek istemedim. Unuttum. O öldü artık. O mesele de sona erdi. Sona erdi artık. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Ben de hepimiz de Jacko'nun anormal olduğuna inanıyoruz. O hastaydı. Siz de o fikirde değil misiniz? Hayır. Affedersiniz. Tabii siz henüz durumu anlamış değilsiniz. Öyle mi? Bizi yalnız bırakmam belki de daha doğru olur yavrum. Hayır, çıkmayacağım. Ne olduğunu benim de öğrenmem gerekir. Fakat belki de işiteceklerimiz hoş şeyler değildir. Bana inanın. Abiniz bir şey yapmış değil. Tam tersi. Anlamadım. Ben gidiyorum. İstediğin başka bir şey var mı? Gwenda. Evet. Biraz şöyle oturur musun? Bu bay, tanıştırayım. Neydi? Calgary. Arthur Calgary. Bayan Gwenda. Memnun oldum. Memnun oldum. Bayan Gwenda yıllardır sekreterliğimi yapıyor. Kendisi de aileden sayılır. Bay Arthur bize Jack hakkında bir şey söylemek ya da sormak istedim. Size bir şey söylemek için geldim. Evet. Belki farkında değilsiniz ama gitgide işimi daha da güçleştiriyorsunuz. İşinizi güçleştirdiğimizin farkında değildim.
Böyle bir maksadım yoktu. Eğer meseleyi anlatırsanız... Biliyorum, biliyorum efendim. Bu sözleri söylediğim için beni affedin. Ama sizin ve kızınızın durmadan bitti, sonu geldi, geçmişte kaldı demeniz yanlış. Çünkü hiçbir şey sona ermiş değil. Meseleyi size açıklayacağım. Olayı öğrendikten sonra neden bu kadar üzüldüğümü de anlayacaksınız. Önce size kendi hakkımda bilgi vereyim. Ben jeofizik uzmanıyım. Güney Kutbu'na giden bir topluluğun üyesiyim. İngiltere'ye de 2 hafta önce döndüm. Hayes Bend topluluğunu mu demek istiyorsunuz? Evet efendim. Bunları size hem benim hakkımda bir fikir edinesiniz... hem de 2 yıldır İngiltere'de olup bitenlerden haberim olmadığını öğrenesiniz diye anlatıyorum. İşlenilen cinayetlerden, yargılamalardan falan da haberiniz yoktu tabii. Hayır Bayan Gwenda. Özellikle bunlardan hiç haberim yoktu. Ya. Sizi üzmek istemiyorum ama... bazı tarih ve saatleri sizinle birlikte kontrol etmem gerek. Bay Leo, evvelki sene 9 Ekim günü saat 6'ya doğru... oğlunuz Jaco buraya geldi... ve annesiyle Bayan Rachel'la görüştü, öyle değil mi? Evet, karımla konuştu. Annesine başının dertte olduğunu söyleyerek para istedi. Böyle şeyler ondan önce de olmuştu değil mi? Hem de kaç defa. Annesi para vermeye yanaşmadı. Jaco kızdı, bağırdı, küfür etti. Sonra da evden ayrıldı. Ama giderken biraz sonra gene geleceğim, benim hapse atılmamı istemiyorsun herhalde dedi. O zaman annesi de belki hapse girersen aklın başına gelir diye karşılık verdi. Evet, söylediğiniz şeyleri bütün gazeteler yazmıştı evet. Zaten. O akşam karınız öldürüldü. Başına ocak demiri vurularak öldürüldü. Demirin üstünde Jaco'nun parmak izleri vardı. Karınızın o sabah bankadan çekip masanın gözüne koyduğu büyük miktardaki para da ortadan kaybolmuştu. Polis oğlunuzu Drymouth'ta yakaladı. Kaybolan para da üstündeydi. Oğlunuz yargılandı ve jüri kendisini suçlu buldu. Oysa Jaco yakalandığı andan hüküm giyinceye kadar neşeli ve hatta küstah denilebilecek bir tavırla masum olduğunu söyledi durdu. Polis soruşturmasına göre Bayan Rachel 7 ile 7.30 arasında öldürülmüştü. Jaco ise o sırada, yani o saatte Drymouth yolunda olduğunu söylüyordu. Yolda bir araba durdurdum, içinde bir adam vardı, beni arabasına alıp götürdü. Onu bulursanız masum olduğum ortaya çıkar diyordu. Bütün araştırmalara rağmen böyle bir adam bulunamadı. Bu yüzden de Jaco'nun aptalca bir yalan söylemiş olduğuna herkes inandı. Hem de çok aptalca bir yalan. Böylece ortadaki delillerin ağırlığından dolayı Jaco müebbet hapse mahkum oldu. Ama hapse atıldıktan 6 ay sonra da zatürreden ölüp gitti. Doğru. Fakat unutmak istediğimiz bütün bu acı gerçekleri neden tekrarladığınızı anlayamadım. Özür dilerim ama buna mecburdum. Anladığıma göre jürinin kararını da haksız bulmuyorsunuz. Ne yazık ki bütün deliller aleyhindeydi. Evet, cinayeti onun işlediğine inanıyorum. Buna hepimiz inandık. Demek hiçbirinizin kuşkusu yok. Jaco annemi öldürdü, suçluydu. Bu suçlu kelimesini beğenmiyorum. Nihayet Jaco normal bir insan sayılmazdı. Zaten bu kelimeyi hiç kullanmamak gerek. Çünkü Jaco masumdu. Yani Jaco'nun davranışlarından sorumlu olmayacağını, onun için masum olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır. Ben Jaco'nun annesini öldürmediğini söylemek istiyorum. Ne yazık ki korkunç bir aksilik yüzünden suçsuzluğunu ispat edemedi. Oysa onun suçsuz olduğunu açıklayabilecek biricik tanık bendim. Nasıl? Evet. Onu arabasına alan adam bendim. Kapının önünden geçerken duydum. Bu adam Jaco'nun annesini öldürmediğini söylüyordu. Bunları niçin söylüyordu? Bunları niçin söylüyor? Nereden biliyor? Ben dinlemeliyim. Dışarıda bekleyip de meraktan kıvranamam. Haklısın Kirsty. Sen de aileden sayılırsın. Bayan Kirsty, Bay Arthur. Memnun oldum. Ben de. Ama böyle şeyler söyleyip de herkesi üzmeyin. Onlar bu felakete sabırla göğüs gerdiler. Şimdi gelmiş bir takım hikayelerle onları rahatsız ediyorsunuz. Bütün olanlar Tanrı'nın buyruğuyla oldu. O akşam 7'ye 5 kala Drymouth yolunda genç bir adam işaret ederek otomobilimi durdurdu. Kendisini otomobilimi alıp Drymouth'a götürdüm. Onunla bir hayli konuştuk yolda. Neşeli şirin bir çocuktu. O akşam kardeşinizi Drymouth'a bıraktıktan sonra Londra'ya gittim. Gece saat 11.30'da kalkan uçağa yetişerek beni Güney Kutbu'na götüren topluluğa katıldım. Daha sonra da gemiyle yolumuza devam ettik. 2 yıl dünyayla bütün bağlantımız kesilmiş olarak yolculuk ettik. Londra'ya bundan 1 hafta önce döndüm. Evet, anlıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Peki 2 yıl sonra size hangi tesadüf böyle bir cinayete tanık olduğunuzu hatırlattı? Haklısınız. Tesadüf.
Belki de kötü bir tesadüf bu olayın ortaya çıkmasına yol açtı. Güney Kutbu'ndan getirdiğim numuneleri paket yapmak için hizmetçimden eski kağıtlar istemiştim. Bodrum'dan çıkardığı gazetelere bakarken gözüme bir resim takıldı. Uzun süre düşündükten sonra cinayet suçuyla yargılanan genci nereden tanıdığımı hatırladım. Bu kardeşiniz Jacko'ydu. Altındaki yazıda da kendisine yardım edebilecek tek tanığın hayal mahsulü olduğundan söz ediliyordu. Ne yazık ki aradan yıllar geçmiş olan olmuştu. Evet, onun katil olmadığını öğrendiniz. Jacko'nun adına sizin adınıza sürülen leke temizlenecek. Gitmeniz daha doğru olur Bay Arthur. Bu onlar için korkunç bir şok oldu. Sizi geçireyim. O faciayı onlara neden hatırlattınız? Herkes de duruma yavaş yavaş alışmaya başlamıştı. Şimdi yeniden acı çekecekler. Bu meseleye burnunuzu sokmasaydınız olmaz mıydı? Jacko masumdu. Hiç olmazsa çocuğun adını temize çıkarmam gerekirdi. Pek yüksek duygular bunlar. Söylemesi kolay ama işin sonunun nereye varacağından haberiniz yok. Erkekler böyledir zaten. Ben buraya 1940 yılında geldim. Bayan Rachel savaşta evleri yıkılan çocuklara yuva açmıştı. Amacım ona yardım etmekti. Bayan Rachel o çocuklar için neler yapmadı. Ama Jacko ahlaksızın biriydi. Bunları bilmenizi istedim. Güle güle. Neden geldiniz ha? Sanki neden geldiniz? Sizleri anlayamıyorum. Jacko'nun adının temize çıkmasını istemiyor musunuz? Adaletin yerine gelmesini arzu etmiyor musunuz? Adaletin yerine gelmesi mi? Durmadan adaletten bahsediyorsunuz. Artık bunun Jacko için bir değeri, bir anlamı var mı? Öldü o. Şimdi önemli olan suçlular değil, masumlar. Masumlar. Önemli olan bizleriz. Bize ne yaptığımızın farkında mısınız? Jacko katil olmadığına göre katil şu anda bu evde oturanlardan biri. Yani aramızdan biri. Hepimiz birbirimizden şüpheleneceğiz. Anlıyor musunuz? Bize yaptığınız kötülüğün ne kadar büyük ve korkunç olduğunun farkında mısınız? Belki tekrar size gelmemin sebebini anlayamadınız Bay Marshall. Aileyi hiç de tahmin ettiğim gibi bulmadım. Yani verdiğim habere umduğum kadar memnun olmadılar. Anlıyorum. Bana kızacaklarını sanıyordum. Yani vaktinde yetişip Jacko'yu kurtarmadığım için bana düşman olacaklarını sanmıştım. Buna katlanmaya da hazırdım. Hiç olmazsa Jacko'nun adı şerefi temize çıktığı için kim bilir ne kadar memnun olacaklar diyordum ama hiç de öyle olmadı. Yani? Verdiğim haber onları sevindirmedi Bay Marshall. Tersine korkuttu. Çünkü bundan sonra neler olacağını tahmine başladılar. İyilik edeyim derken kötülük ettim galiba onlara. Biraz büyütüyorsunuz bayağı. Vicdanım hala sorumlu tutuyor beni. Elimde olmadan bilmeden yaptığım bir kötülüğü düzeltirim derken tersine bir hayli acı çekmiş olan bu ailenin başına yeni yeni dertler açtım. Fakat hala da bunun sebebini anlamış değil. Durum gayet basit. Eğer Jacko annesini öldürmediyse kim öldürdü? Bildiğiniz gibi cinayet 9 Ekim gecesi saat 7 ile 7.30 arasında işlendi. Evde Bayan Arjun'un ailesi ve hizmetçiler vardı. Kapı ve pencereler sıkı sıkı kapatılmıştı. Dışarıdan biri içeri girdiyse bile kapıyı ona ya Bayan Arjun'un kendisi açtı veya o kişinin anahtarı vardı. Yani katil Bayan Arjun'un tanıdığı, bildiği biriydi. Demek ki katil Jacko olmadığına göre aralarından biri. Tabii hiçbiri getirdiğiniz habere sevinemez çünkü şu anda içlerine yeniden kurt düştü. Şimdi herkes birbirini katil sanıp korku içinde yaşayacak. Yani onlar Jacko'nun suçlu olmasını tercih mi ederlerdi demek istiyorsunuz? Evet. Korkunç bir cinayet işlemişti. Jacko'nun katil olarak tutuklanmasıyla bu mesele hiç olmazsa ötekileri fazla üzmeden halledilmiş oluyordu. Çünkü Jacko çocukken ne kadar huysuzsa büyüyünce de o kadar ahlaksız olmuştu. Üstelik kızdığı zaman gözü dünyayı görmezdi. Tabii aile arasında onun bu hale düşmesine, sonra da hapishanede ölmesine üzüldüler. Fakat hem kendilerine hem de yabancılara Jacko'nun normal olmadığını söyleyerek onu mazur göstermeye çalışıyorlardı. Ama şimdi durum başka, bambaşka. Bir bakıma da korkulacak bir hal. Evet, bunu itiraf edeyim. Söyledikleriniz beni bir hayli kaygılandırdı. Cinayetin soruşturması yapılmış ve esrar tatmin edici bir şekilde çözülmüştü. Soruşturma şimdi yeniden başlayacak tabii. Aradan 2 yıl geçti. Polisin esrarı aydınlatabileceğini pek sanmıyorum. Evdekilerden birinden şüphelenebilirler. Fakat bunu kolayca ispat edemezler.
Bu kadar zaman sonra dili bulmak hemen hemen imkansız. Polis Argyll'lardan şüphe edecek. Belki de katili hiçbir zaman bulamayacak. O yüzden de aile hiçbir zaman temize çıkamayacak. Evde herkes birbirine şüpheyle bakacak ve içlerinden hangisinin katil olduğunu bilemeyecek. Hı hı. Korkunç bir şey bu. Birbirlerinden şüphelenecekler. O yüzden birbirlerine olan güvenleri de sarsılacak. Sevgileri sönecek. Hayaliniz fazla geniş Bay Arthur. Bay Marshall, çok düşündüm. Bu mesele biraz da benim yüzümden bu hale geldi. Karar verdim. Elimden geldiği kadar katilin maskesini düşürmeye çalışacağım. Şimdi bana bu aile hakkında bütün bildiklerinizi anlatabilir misiniz? Anlatayım. Yıllardır Bayan Rachel'ın işlerine bakarım. Ailenin öbür kişilerini de oldukça iyi tanırım. Anladığıma göre çocuklar Bayan Rachel'ın değilmiş. Kendisi onlara evlat edilmiş. Evet. Bayan Rachel çok zengin bir kadındı. Servetinin büyük bir kısmını yoksullara yardım ederek harcardı. Kocası Bay Leo Oxford'da profesördü. Çok iyi anlaşmalarına rağmen tabiatın cilvesi yüzünden çocukları olmadı. Bu yüzden Rachel çocuk özlemini gidermek için bazı yetimleri evlat edinmeye karar verdi. İlk çocuğu New York'ta kenar mahallelerden birinde buldu. Mary. Mary'ye bütün sevgisini verdi. Ya bu kocası felçli olan kadın. Evet. Savaş sırasında evleri bombalanmış, sefalet içinde yaşayan çocuklar için İçişleri Bakanlığı'nın izniyle bir yuva açtı. Güneşli Burun denilen köşkü de sırf bu iş için yaptırdı. Yani yılan burnu. Evet, burnun asıl adı buydu. Savaş sonuna kadar 100'e yakın çocuğun en iyi şekilde bakımını sağladı. Savaştan sonra gidecek yerleri olmayan 5 çocuğu da evlat olarak yanında alıkodu. Bunlar felçli olan Filip'in karısı, Mary, Drymouth'ta çalışan Mickey, Melestina, Hester ve Jacko'ydu. Evet. Hepsi de gayet iyi öğrenim gördü. Fakat Jacko daha çocukken bile ahlaksızdı. Öbür öğrencilerin parasını çaldığı için okuldan kovuldu. Hayret, zengin bir ailenin evlatlığı olmasına rağmen şaşılacak şey doğrusu. Çalıştığı yerlerde 2 defa zimmetine para geçirdi. Parayı Argyll'lar ödeyip meseleyi örtbas ettiler. Birkaç defa sermaye verdiler, iş kurdular. Fakat Jacko her seferinde parayı yiyip iflas etti. Ölümünden sonra dul kalan karısına 1 aylık bağlandı. Bu para da kadına hala veriliyor. Dul karısına mı? Tuhaf. Hiç kimse bana Jacko'nun evli olduğunu söylememiş. Onun evli olduğunu hiç kimse, hatta ailesi bile bilmiyordu ki. Fakat Jacko'nun tutuklanışının ertesi günü kadın korkunç bir üzüntüyle Güneşli Burun'a geldi. O zamanlar barlardan birinde dansöz olarak çalışıyordu. Bay Leo kendisine çok iyi davrandı. Dediğim gibi ona aylık da bağlattı. Kadından bahsetmeyi unutmamın bir sebebi de Jacko'nun ölümünden 1-2 hafta sonra yeniden evlenmiş olması. Şimdiki kocası Drymouth'da elektrikçilik yapıyor. Onu hemen gidip görmeliyim. Zaten önce onunla konuşmam lazımdı. Size adresini veririm. Peki cinayetin işlendiği akşam evde kimler vardı? Leo Argyll, Hester, evet. Mary ve kocası Philip, bir de Kirsty. Kirsty'yi görmüşsünüzdür. Kendisi İsveçlidir. Savaş sırasında Bayan Rachel'a yardıma gelmişti. Bir daha da oradan ayrılmadı. Evet. Mickey ile Tina o akşam evde değillerdi. Bay Argyll'ın katibesi Bayan Gwenda da evdeydi. Fakat cinayet öğrenilmeden önce köşkten ayrılmıştı. Evet, Bayan Gwenda ile tanıştım. Bay Leo'ya çok bağlı sanırım. Evet. Pek yakında da nişanlanacaklarını sanıyorum. Demek bağ o derece kuvvetli. Karısı öldükten sonra Bay Leo çok yalnız kaldı. Herhalde. Peki Bay Marshall, cinayetin sebebi nedir? Bunu ben nasıl bilebilirim Bay Arthur? Belki bir tahminde bulunabilirsiniz diye düşündüm de. Cinayetin sebebi para olamaz. Bayan Rachel'ın vasiyetnamesine göre serveti kocası ve çocukları arasında paylaşılmayacaktı. Para bankaya yatırılacak, 3 kişi tarafından da idare edilecekti. Yani ben, Bay Leo, bir de uzak akrabaları olan Amerikalı bir avukat tarafından. Bizler çocuklara her ay belirli bir miktar verecek, gerektiğinde de paraca yardımlarda bulunacaktık. Evet. Peki ya kocası, Bay Leo? Kadın kocasına pek az para bıraktı. Servetinin geri kalan kısmı bankaya yatırıldı. Yani Bay Leo bu işten pek yararlanamadı. Ya Bayan Kirsty? Bayan Rachel daha yıllar önce bankaya onun adına önemli bir miktar para yatırmıştı. Yani dediğim gibi cinayetin sebebi para olamaz. Kusura bakmayın Bay Arthur, fakat polisin yapamadığı bir şeyi sizin başarabileceğinizi sanmıyorum. Haklısınız. Belki de başaramayacağım. Fakat elimden geleni de yapmam şart. Evet. Elimden geleni yapmam şart. Sen misin Kirsty? Demek korkuyorsun. Ne demek istiyorsun Kirsty? Benden korkuyorsun.
Birden içeri girip saldıracağım, kafana vura vura seni öldüreceğimi sanıyorsun. Saçmalama Kirsti, böyle bir şey aklıma bile gelmez. Ama gene de korktun. Bunda haklısın da. Bu evde korkulacak bir şey var. Bunu hepimiz öğrendik artık. Belki. Fakat ne olursa olsun senden korkmam Kirsticiğim. Teşekkür ederim Hıstır. Fakat şunu aklından çıkarma. Artık bu evde kimseye güvenmemelisin. Bana bile. Ciddi mi söylüyorsun Kirsti? Ciddi söylüyorum ya. Hepimiz aklımızı başımıza toplamalıyız ve gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Hiçbir şey olmamış gibi davranmanın bir faydası yok. Adamın söylediğine göre katil Jaco değil. O halde içimizden biri. Hayır hayır, olamaz. Annemi belki de bir hırsız öldürdü. Ya da vaktiyle kendisinden nefret etmiş olan bir yabancı. Annen kapıyı açıp da yabancıları içeri alır mıydı? Belki de o gün almıştır. Annemin nasıl bir kadın olduğunu biliyorsun. Herkese yardım etmekten hoşlanırdı. Belki de biri ona hasta veya sakat bir çocuk hakkında bir hikaye anlattı. Annem de durumu iyice öğrenmek için adamı içeri aldı. Öyle olsaydı annen adama arkasını dönüp masanın başına geçer, yazı yazmaya başlar mıydı? Hayır. Anneni onun gayet iyi tanıdığı, bildiği biri öldürdü. Allah aşkına sus Kirsti. İçimizden biri annemi öldürmüş olamaz. Öldürmüş olması lazım. Artık gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Onun için bundan sonra son derece dikkatli davranmalısın. Ne bana, ne babana, ne de Gevenda'ya inanmamalısın. Mary ile kocasına da. Böyle herkesten şüphe ederek nasıl yaşarım? Bana kalırsa sen buradan çık git Hester. Yok hayır, buradan ayrılamam. Buna imkan yok. Hepsi bu kadar mıydı? Hı hı. Evet Leo. Bugün bir hayli çalıştık. Yolculuğa ne zaman çıkacaksın? Yolculuğa mı? Evet, unuttun mu? Roma ve Siena'ya gidecektin. Evet. Kardinal Massini'nin bahsettiği belgelere bakacaktın. Evet, hatırladım. Uçakla mı gideceksin yoksa deniz yolculuğunu mu tercih edersin? Ne o? Beni başından atmaya mı çalışıyorsun Quinn'de? Hayır sevgilim, hayır. Senden hiçbir zaman ayrılmayı istemiyorum. Ama bir süre için buradan ayrılman iyi olur. Neden? Bay Arthur'un getirdiği haberden dolayı mı? Keşke gelmeseydi o. Keşke her şey eskisi gibi olsaydı. Fakat Jaco haksız yere hapsolunmuştu. Masumdu. Jaco Rachel'ı pekala öldürebilirdi. Şansı varmış gene. O bunu yapmadan başkası Rachel'ı katletti. Garip. Ben Jaco'nun Rachel'ı öldürdüğüne hiçbir zaman inanmadım. Neden? Hepiniz onun daha çocukken bile kızdığı zaman deliye döndüğünü söylerdiniz ya. Orası öyle. Jaco kızdı mı öbür çocuklara saldırırdı. Fakat daima kendinden yaşça küçük ve zayıf çocuklara. Onun Rachel'ı öldürmüş olabileceğine ihtimal vermedim. Buna inanamam. Niçin? Korkaktı. Annesinden ödü patlardı. Rachel çok otoriterdi biliyorsun. Evet, Rachel gerçekten otoriterdi. Kendini çok takdir eder. Arı beyi gibi hepimizi çalıştırır dururdu. Bu da ocak demirini yakalayıp kendisini öldürmek için yeter sebep değil mi? Rachel daima haklıydı. Rachel daima her şeyin doğrusunu bilirdi. Rachel daima istediğini yaptırırdı. Leo, Mart'a kadar bekleyeceğimize hemen evlensek nasıl olur? Hayır Gwenda, hayır. Hemen evlenmemiz doğru olmaz. Neden? Acele etmememiz lazım. Ne demek istiyorsun Leo? Peki karar verdiğimiz gibi Mart'ta evleniriz. Ümit ederim Gwenda. Leo, emin değilmiş gibi konuşuyorsun. Yoksa artık beni sevmiyor musun? Gwenda, sevmez olur muyum? Sen benim her şeyimsin. O halde? Olmaz, hemen olmaz. Beklemeli, emin olmalıyız. Emin mi olmalıyız? Neden emin olacağız? Yoksa sen benim katil. Hayır. Yıllarca hapis yatacak bir adamla evli kalmanın ne faydası vardı? Sonra Jaco öyle bir kadına uzun süre bağlı kalacak erkeklerden de değildi. Daha evlendiğim gün bu işin sonunun olmadığını anlamıştım. Kocanız, yani Jaco öldüğü sırada siz dava açmış mıydınız Bayan Maureen? Evet. Sizi anlıyorum.
Kocanızın annesini öldürdüğüne inanmış mıydınız? Evet, bir bakıma buna inandım. O gün köşke giderken annesinden para alacağını ve işlerinin düzeleceğini söylemişti. Tutuklanması sizin için büyük bir darbe oldu tabii. Tabii. Jaco böyle bir şeyi nasıl yapmıştı? Fakat sonradan onun kızdığı zaman çılgına döndüğünü hatırladım. Hiddetlendi mi gözleri kararır, hiçbir şeyi görmezdi. Hayır, Jaco'yu hiç sevmedim. Fakat herkesten onun son derece sevimli ve şirin olduğunu duyuyorum. Evet, fakat ben Jaco'ya hiç güvenmez, kendisini de hiç sevmez. Onun masum olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi? Hayır, Jaco adam öldürecek Tinette'ydi. Anladığıma göre getirdiğim bu haber bazı olaylara yol açacak. Yeni güçlükler ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Yani polis yeniden soruşturmaya başlayacak mı demek istiyorsunuz? Evet efendim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babam polisin yeniden soruşturmaya başlayacağından emin. Demek siz böyle düşünüyorsunuz Bay Marshall. Yabancı biri geldi, hırsızlık amacıyla da annemi öldürdü. Evet, hepinizin de böyle düşünmesi daha doğru olur. Yani bize ne söylerlerse söylesinler, daima katilin bir yabancı olduğunu iddia edeceğiz, öyle mi? Evet, böyle yapmanızı tavsiye ederim. Anlıyorum, anlıyorum. Bize bunu tavsiye ediyorsunuz ama aslında bu hikayeye siz de inanmıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum Mickey. Peki, sizler ne diyorsunuz? Tina şekerim, senin sesin neden çıkmıyor? Ya sen ne düşünüyorsun Mary? Ben de Bay Marshall'la aynı fikirdeyim. Olay başka türlü geçmiş olamaz. Kocan senin gibi düşünmüyor ama. Mickey, dilini tutsan daha iyi olur. Tehlikeli durumdayken fazla gevezelik etmek bir hayli zararlıdır. Hepimizin durumu önemli. Demek ki hiçbiriniz düşündüklerinizi açıkça söylemek niyetinde değilsiniz. Peki öyle olsun. Fakat bu akşam odalarımıza çekildiğimiz zaman biraz düşünelim. Çünkü meseleyi halletmemiz gerek. İşin aslını öğrenmemiz doğru olur. Kirsty, sen hiçbir şey bilmiyor musun? Kulağın deliktir. Çocukluğumdan beri bilirim. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Olup bitenleri hemen öğrenirsin. Ama geveze değilsindir. Bildiklerini de hiçbir zaman açıklamazsın. Mickey, dilini tutsan iyi olur. Bay Marshall haklı. Gevezelik ediyorsun. Ama oy kullanabiliriz değil mi? Herkes katilin adını bir kağıda yazsın. Sonunda en çok kim oy alırsa... Mickey, çocukluğu bırak. Koca adam oldun, aklını başına topla. Ben sadece bu meseleyi düşünelim dedim. Merak etme, düşüneceğiz. Bu meselenin tekrar açılmasının sizler için ne kadar üzücü olduğunu biliyorum. Fakat artık bizim elimizden de bir şey gelmiyor. Görevimizi yapmak zorundayız. Geçen seferki gibi sayın komiser. Fakat o zaman korkunç bir hata yaptığınız anlaşıldı. Evet, hata yapmışız. Şimdi sizden ricam bize karşı duyduğunuz haklı öfkeyi bir yana bırakıp olayları tekrar gözden geçirmenizdir. Bütün bunların ne faydası var? Katil çoktan dünyanın öbür ucuna kaçmıştır. Belki. Ama bazen yıllar sonra bile peşine düştüğümüz adamı yakalarız. Sabırla her şey hallolur. Şimdi... Önce sizden başlayalım mı Bay Leo? Bu kadar zaman sonra olanları doğru dürüst hatırlamak kolay değil ki. Unuttuğunuz, 2 yıl kadar önceki sorguda anlatmadığınız bir şeyi birdenbire hatırlamanız da mümkün. Doğru. Yıllar sonra insanın bazı şeyleri daha iyi görebilmesi mümkün. Jaco eve gelmiş, karımdan para istemiş, alamayınca işi tehdide dökmüştü. O gider gitmez de fena halde sinirlenen Rachel gelip durumu bana anlatmıştı. Bunun üzerine Jaco'ya karşı daha sert davranmaya karar vermiştik. Belki hapse girerse aklı başına gelir diye. Gittiğini gördünüz mü yoksa bunu size karınız mı haber verdi? Karım söyledi. Annesine saldıracağı hiç aklınıza gelmemiş miydi? Hayır. Bunu size geçen seferde söyledim. Cinayeti Jaco'nun işlediğini duyunca çok şaşırmıştım. Peki. Siz devam eder misiniz Bayan Gwenda? O akşam işim bittiği için kütüphaneye giderek çantamı aldım ve evden ayrıldım. Saat kaçtı? 7:05 geçiyordu sayın komiser. Aşağı indiniz ve ön kapıdan çıktınız tabii. Evet. Peki Bayan Rachel'ın oda kapısı açık mıydı? Hafifçe aralıktı. İçeriye girip kendisine hoşça kalın demediniz mi? Hayır demedim. İçeri girmiş olsaydınız Bayan Rachel'ın cesedini bulacaktınız. Herhalde. Fakat 2 yıl önce hepimiz Bayan Rachel'ın daha sonra öldürüldüğünü sanmıştık. Çünkü Jaco daha önce gelip...
Hala onu Jacon'un öldürmüş olabileceğini göre konuştuk. Teşekkür ederim Bayan Gwenda. Bay Leo, Jacon'un evli olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bu hiç aklıma gelmemişti. Anlıyorum. Bayan Hester, siz o akşam çaydan sonra neler yapmıştınız? Hatırlayamıyorum bile. Aradan 2 yıl geçti. Nasıl hatırlarım? Sanırım Bayan Kirsty ile çay takımlarını yıkamışsınız. Bütün anlattıklarımı yazmıştınız. Şimdi bana bu soruları tekrar neden soruyorsunuz? Belki aklınıza yeni bir şey gelir diye. O akşam evden kaçta ayrıldınız? 7'de. Annenizle Jacob'un kavgasını duydunuz mu? Hayır, odamda hazırlanıyordum. Onun için hiçbir şey duymadım. Ama evden ayrılmadan önce annenizi gördünüz değil mi? Evet, para lazımdı. Onun için çıkmadan önce annemin odasına gittim. Ve anneniz size parayı verdi? Hayır, parayı Kirsty'den aldım. Bunu ilk soruşturma sırasında söylememiştiniz. Hatırlayamıyorum da. Parayı Kirsty'den aldım. İçeri girip annemden para isterken Kirsty Hall'den bende bozukluk var diye seslendi. O da sokağa çıkmak üzereydi. Annem bende bozukluk yok zaten, sen Kirsty'den al, ben sonra ona veririm dedi. Ben de öyle yaptım. Sonra dışarı çıkarak garaja gittim ve arabayı aldım. Peki ya Bayan Kirsty? O da sizinle mi geldi? O bana parayı verir vermez çıkıp gitti. Tam yoldan ilerlerken Hester arabasıyla yanımdan geçti. Hızla uzaklaştı. Pekala. Şimdi de sizi dinleyelim Bayan Kirsty. Çay içtik. Hester bana yardım ettikten sonra odasına çıktı. Hemen annesinin odasına çıkıp başım belada, bana hemen para ver dedi. Tekrar mutfağa döndüğüm için konuşmaların gerisini duymadım. Peki Jacob'un gittiğini duydunuz mu? Tabii. Jacob bağırmaya başlamıştı. Annesine biraz sonra tekrar geleceğim, para hazır olsun, yoksa karışmam diyordu. Yani açıkça annesini tehdit ediyordu. Sonra dışarı fırlayarak kapıyı olanca şiddetiyle çarptı. Bayan Rachel da biraz sonra kütüphaneye çıktı. Ben de sofrayı kurduktan sonra odama girerek paltomu giydim ve kütüphaneden birkaç kitap aldım. Eve kaçta döndünüz? 7:30'du sanıyorum. Anahtarımla kapıyı açarak içeri girdim. Getirdiğim kitapları Bayan Rachel'ın odasına götürdüğümde yerde boylu boyunca yatan kan içindeki cesedini gördüm. Ölmüştü. Teşekkür ederim Bayan Kirsty. Ya sizler Bayan Mary ve Bay Philip? O sırada odanızda olduğunuzu biliyorum. Peki hiçbir gürültü duymadınız mı? Herhangi bir feryat veya bir gürültü? Hayır, hiçbir şey duymadık. Ben odaya tepsiyle çay çıkardım. Oda arkadadır. Her şey kolay kolay duyulmaz. Kirsty Hall'de haykırmaya başlayıncaya kadar da orada kaldık. Zavallı Kirsty annemin cesedini bulmuştu. Benimse bir yere kımıldamam imkansızdı. Felç geleli tekerlekli sandalyemden kımıldayamaz haldeyim. Ama eskisine bakarak daha iyisiniz. Yakında yürüyeceğinize eminim. Ona daha vakit var. Bay Mickey ve siz Bayan Tina, o akşam ikiniz de evde değildiniz değil mi? Bana o sırada neler yaptığınızı anlatırsanız memnun olurum. Sanki neler yaptığımızı bilmiyor musunuz? Madem ki istiyorsunuz ezberden söyleyeyim. Bir arabayı deniyordum, etrafta bir hayli dolaştım. Ne yazık ki otomobillerin dili yoktur, tanıklık edemezler. Ya siz Bayan Tina? Şehirdeki kütüphanede çalışıyorsunuz değil mi? Evet, kütüphane 5:30'da kapanır. O akşam işten çıktıktan sonra biraz alışveriş yaptım, sonra apartmanıma gittim. Yemek pişirdim, radyo dinledim. O gece hiç dışarı çıktınız mı? Hayır, çıkmadım. Korkarım size fazla bir yardımım dokunmadı. Şu ana kadar sorduklarınız geçen seferkinin tıpkısı olduğu gibi, bizim verdiğimiz cevaplar da aynı. Yine de yardımınıza teşekkür ederim. Tabii hepinizi yorduğum için de kusura bakmayın. Şimdilik izninizi rica edeceğim, gitmem gerekiyor. Sizi kapıya kadar geçireyim komiser. Neyse, bu da bitti. Mesele tamamıyla kapandı. Çünkü esrarı hiçbir zaman çözemeyecekler. Bu da iyi bir şey mi sanki? Peki ya bizler ne olacağız? Hep birbirimizin yüzüne korkuyla, kaygıyla mı bakacağız? Bütün bunlar Hester'ın sinirlerini bozdu. Hester haklı. Ben de bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Neyin doğru olduğunu? Esrarın çözülemeyeceğini. Pekala çözülecek, bunu hissediyorum. Philip, yalvarırım dikkatli ol. Küçük Tina. Peki sen bu cinayet hakkında ne biliyorsun? Keşke hiçbir şey bilmeseydim. Siz
Sizin bu meseleyi daha fazla kurcalamanızdan korkuyorum Bay Arthur. Bu işten vazgeçip olanları unutamaz mısınız? Hayır sayın komiser. Bu bir yerde benim meselem sayılır. Olayların bu yola girmesine ben sebep oldum. Katil yakalanmadığı sürece vicdan azabından kurtulmama imkan yok. Neyse. Bugün olanları anlatacağınızı umarım. Sizin gibi inatçı adam da görmedim. Pekala Bay Arthur. Belki bizim göremediğimiz bir ipucunu yakalayıp bize de yardımcı olursunuz. Jaco katil olmadığına göre cinayet o saatte evde olanlar tarafından işlenmiş olmalı. Evet. Bayan Gwenda 7'yi 5 geçe evden ayrılmış. Biraz önce ise Hester çıkmış. Aha. Daha sonra Kirsty kütüphaneye gidip kitap almış ve 7:30'da geri dönmüş. Evet. Philip felçli olduğu için cinayeti işleyemezdi. Ama Mary'nin annesini öldürmesi için de bir sebep yoktu. Bana kalırsa Bayan Rachel'ın ortadan kalkmasını sadece 2 kişi istiyordu. Bay Leo ve Gwenda. Bu işi ikisi birlikte mi yaptılar dersiniz? Sanmam. Çünkü cinayetin önceden tasarlanmamış olduğu belliydi. Sonra onların katil olduğuna da pek emin değilim. Çünkü Bay Leo cinayet işleyecek tipte bir insan değil. Belki de dediğiniz doğrudur. Bilinemez ki. Ama evde bir şeyler döndüğü de belli. Onların birbirleri hakkında ne düşündüklerini öğrenmek isterdim. Yani onların katili bilip bilmediklerini merak ediyorsunuz. Evet. Acaba hepsi de biliyor mu? Bunu açıklamamak için aralarında karar mı verdiler? Yoksa hepsi başka başka kişilerden mi kuşkulanıyor? Soruşturmaya yeniden başlanması üzücü bir olay Bay Leo. Siz bu evlat edindiğiniz çocuklar hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Anneleri babaları nasıl insanlardı? Damadınız olduğuma göre sorma cevap beklemek hakkımdır sanırım. Anlıyorum. Mary Amerika'ya göçmüş İrlandalı bir ailenin kızıydı. Jaco'yu bize büyük annesi yollamıştı. Kadın sonradan bombardımanda öldü. Mickey gayrimeşruydu. Annesi çocuğundan ziyade erkeklerle meşguldü. Tina'nın annesine ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü kızı buraya gönderdikten sonra bir daha aramadı. Savaştan sonra da izini bulamadı. Ya Esther? O da gayrimeşruydu. Annesi daha sonra bir subayla evlenip Kanada'ya yerleşti. Kadın Amerika'ya yerleştikten sonra da Hester'ı bir daha aramadı. Hepsinin hikayesi de acıklı. Zavallıları kimse istememiş. Zaten Rachel bu yüzden onlara evlat edinmişti. Fakat çocukların arasında hiçbir kan bağı olmadığı için hiçbir zaman birbirlerini sevemediler. Bana kalırsa onların en esrarlısı Tina. Belki de melez olduğu için. Onun babası kimdi? Hintli bir gemiciymiş. Annesi pek emin değildi bu konuda. Cinayet hakkında bildiklerini neden saklıyorum? Onun bir şeyler bildiğini nereden çıkardın Philip? Bu apaçık değil mi? Bence değil. Onun bildiği bir şey var. Belki de içimizden birinin felaketine sebep olacak bir şey. Philip, senin böyle şeylerle uğraşman doğru değil. Yani bana bir ihtarda mı bulunuyorsunuz? Bu cinayetle meşgul olman şart mı? Sen polis değilsin mi demek istiyorsunuz? Evet, cinayeti aydınlatmaya çalışmak polisin görevi. Onlar bunu yapmaya zorunlular. Ama siz esrarın aydınlanmasını istemiyor musunuz? Belki de gerçekten korkuyorum. Belki de katilin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır, katilin kim olduğunu bilmiyorum. Anlıyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Fazla anlayışlı değilsin Mary. Ama baban anlayışlı. Gwenda ile olan ilişkilerinin polisi kuşkulandıracağını da gayet iyi anlıyor. Babamın annemi öldürdüğünü düşünmen saçma. Böyle bir şey olamaz. Öyle bir olur ki. Aç da gazeteleri oku. Sonra Mickey'i düşünelim. Onun bir derdi var. Mickey garip. Düşmanca duygularla dolu bir genç. Tina ise gayet sakin. Sakin ve nazik. Fakat onun duygularını, düşüncelerini yüzünden anlamak da imkansız. Sonra zavallı Kirsty de var. Evet. İşte bu her şeyi hallederdi. Ne de olsa yabancı ülkeden biri. Sonra aileden de değil. 2 yıldır durmadan da başı ağrıyor. Cinayeti bizimkilerden biri değil de o işledi herhalde. Zavallı Kirsty. Onun bu akşam ne kadar kaygılı olduğunu fark etmedin mi? Durumu hepimizinkinden korkunç. Çünkü Kirsty yapyalnız.
O zavallı masum olduğunu ispat edecek durumda değil. Kızma Filip, biz ne yapabiliriz ki? Hiç olmazsa gerçeği öğrenmeye çalışır, herkese sorular sorarak gösterdikleri tepkiyi çözümleyebiliriz. Sen masum insanlara yardım etmek istemez misin? Hayır, bu işe karışma Filip. Herkese tuzak kurmaktan vazgeç. Bu cinayetle uğraşma artık. Yalvarırım, uğraşma. Hayır Mary, bu işi çözmeliyim. İşin iç yüzünü merak etmem bir yana, birinin gerçeği ortaya çıkarması gerektiğine de inanıyorum. Filip, yalvarırım, evimize dönelim, bu cinayeti unutalım. Hayır Mary, burada kalacağım. Unutma, gidecek olursak kuşkular senin üzerinde toplanacaktır. Neden seni değil de beni suçlayacaklar Filip? Çünkü ben sakatım. Tekerlekli sandalyemden kalkıp böyle bir cinayeti işleyemezdim. Ama sense o sırada bu işi pekala becerebilirdin. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Polise verdiğin ifade doğru değildi. Cinayet saatinde sen benim yanımda değildin. Oysa o sırada benimle beraber iskambil oynadığını söylemiştin polislere. Yoksa sen beni... Hayır sevgilim, hayır. Senin suçsuz olduğunu biliyorum. Ama katil tarafından suçlanmanı istemiyorum. Eminim ki katil o saatte senin nerede bulunduğunu biliyor. Bunu ileride senin aleyhine delil olarak kullanmayacağına malum. Esther şekerim, ne yapıyorsun? Tabiatımı seyrediyorsun, intihar etmeyi mi düşünüyorsun ha? Bunu da nereden çıkardın? Halinden. Fakat eğer niyetin ciddiyse o pencere işine yaramaz. Çünkü yüksek değil. Ölmezsin, sadece bacağın ya da kolun kırılır. Mickey bazen şu manolya ağacından aşağı inip bahçeye kaçardı. Annemin haberi yoktu bundan tabii. Anneler çocuklarının neler yaptıklarını bilmezler zaten. Esther, genç doktorumuz Donald'la ne zaman evleniyorsun bakalım? Hiçbir zaman. Allah Allah. Yoksa aranıza kara kedi mi girdi? Yoksa senden... Evet, benim katil olduğumu sanıyor. Bunu benim yüzüme karşı söylemedi ama katil ortaya çıkmadıkça benimle evlenmesinin doğru olmayacağını da belli etti. Vay canına, inanılır gibi değil. Ne yazık ki doğru. Ne zavallıyım değil mi? Beni gerçekten sevdiğini sanmıştım. Hiç olmazsa kendi aramızda bir karar vermemiz daha iyi olur. Evde neler döndüğünü sen de farkındasın herhalde. Evet, her şey alt üst oldu. Acaba Leo ile Gwen de evlenecekler mi? Neden evlenmesinler? Evlenmemeleri için birkaç sebep var. Birincisi şu: zeki bir adam olan Leo Gwenda ile evlenirse polisin büsbütün kuşkulanacağını biliyor. İkincisi, belki de Leo karısını Gwenda'nın öldürdüğünü sanıyor. Sen buna ne dersin Kirsty? Diyecek bir şey yok ki. Ağzını açmaya hiç niyetin yok değil mi? Ne demek istediğini anlamadım. Korumaya çalıştığın kim Kirsty? Kimseyi korumaya çalıştığım yok. Bana kalırsa bu meseleden fazla bahsetmemeli. Hatta herkesin bu evden çıkıp gitmesi daha doğru olur. Filip, sen de karını alıp kendi evine dönmelisin. Neden? Sorular soruyorsun. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Bu senin için tehlikeli olabilir. Gitmelisin. Yoksa başına bir iş gelecek. Ya sen Kirsty? Senin de buradan ayrılman iyi olmaz mı? Öyle. Ben de buradan uzaklaşmalıyım. Neden gitmiyorsun öyleyse? Sen bunu anlayamazsın. Gitmem için çok geç artık. Bu iş de öyle karışık ki. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Leo Gwenda'yı katil sanıyor, Gwenda Leo'yu. Tina cinayet hakkında bir şeyler biliyor. Mickey katilin kim olduğunu anladı bile. Ama buna pek aldırmıyor. Mary annesini Esther'in öldürdüğünden emin. Ama biz katilin kim olduğunu biliyoruz değil mi Kirsty? Sen ve ben gerçeği biliyoruz. Ne demek istiyorsun? Ben aslında katilin kim olduğunu bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Hem seninki sadece bir kuşku da değil. Sen katilin kim olduğunu kesinlikle öğrenmişsin, öyle değil mi Kirsty? Filip, belki benimki kabalık ama ne yapayım ki, elimde değil. Senin bir budala olduğunu söylemek zorundayım. Sen aptalsın Filip. Dünyanın en tehlikeli işini yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun. Ya sen Kirsty, gerçeği bildiğine göre senin durumunda tehlikeli değil mi? Ben kendimi korumasını bilirim. Fakat sen Filip, sen sakatsın. O tekerlekli sandalyeye bağlısın. Bunu unutma. Sonra ben senin gibi cinayet hakkında düşündüklerimi ulu orta söylemiyorum. Bana sorarlarsa katilin gene de Jacko olduğunu söylerim. Thank you.
seni burada bulacağım eminim. Ah, sen misin Mickey? Evet yine. Onunla vedalaşmak istedim. Biliyor musun, annemin mezarına bugün ilk defa geldim. Bakıyorum da harap ve bakımsız. Zavallı Rachel. Ona hiçbir zaman gerçek sevgiyi tattıramadık. Haklısın. Buraya, bu mezarlığa benden başka gelen yoktu. Gitmeden önce onu ziyaret etmek birdenbire aklıma geldi. Peki ama neden gidiyorum dedin? Sana daha önce bahsettiğim işi kabul ettim. Hani şu petrol kumpanyasındaki işi. 3 hafta sonra Basra Körfezi'ne gideceğim. Annenin mezarını ziyaret etmeni şimdi daha iyi anlıyorum. Belki de ona teşekkür etmek ve ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyordum. Neden üzgünsün Miki? Aklından geçeni anlıyorum Tina. Merak etme, annemi öldürmedim. Sen gerçekten annemi benim öldürdüğümü sanıyorsun değil mi? Pek emin değilim Miki. Haklısın. O benim için elimden gelen her şeyi yaptı. Ama bunu hiçbir zaman takdir etmedim. Yani edemedim. Onun her hareketi beni kızdırdı. Ona ne tatlı bir söz söyledim, ne de bir kere olsun yüzüne sevgiyle baktım. İşte bütün bunlar için üzgünüm. Keşke öyle hareket etmeseydim. Bana bir karanfil verebilir misin Tina? Annemin mezarına koymak istiyorum ben. Teşekkür ederim. İşte böyle anneciğim. Ben pek de iyi bir evlat olamadım. Ama galiba sen de pek akıllı bir anne değildin. Fakat hem çok müşfik hem de çok iyi bir insandın. Beni affet anneciğim. Oldu. Gidelim Miki. Onu ben öldürmedim Tina. Yemin ederim ki ben öldürmedim. Buna inanmalısın. Ben o akşam evdeydim. O akşam evde miydin? Yani güneşli burunda mıydın? Evet. Başka işe girmeyi düşünüyordum. Önce onlarla konuşmaya karar verdim. Ama... Sonra? Sonra Tina söyle. Bana her şeyi anlatmalısın. Oraya otomobille gittim. Ama arabamı tam bahçe kapısının önünde bırakmadım. Biliyorsun biraz geride otomobillerin daha kolayca döneceği bir yer vardır. İşte orada arabadan indim ve eve doğru yürümeye başladım. Saat kaçtı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilirsin ben zamana pek aldırmam. Ağaçların altında bir an durdum. İşte o zaman onları duydum. Ne duydun? Ne duydun? Fısıltılar duydum. 2 kişi fısıldaşıyordu. Bunlardan biri dedi ki 7 ile 7.30 arası. Tam o zaman. Bunu unutup işleri karıştırma. Öbürü de merak etme, bana güvenebilirsin dedi. Sonra birincisi, ondan sonra her şey yoluna girecek sevgilim, evlenebileceğiz dedi. Peki bunu şimdiye kadar neden sakladın? Konuşanların babamla sekreteri Gwenda olduğunu sandığım için. Ama bundan gene de emin değilim. Başka biri de olabilir. Seni çok iyi anlıyorum. Philip'ten bir mektup aldım. Benimle görüşmek istediğini yazıyor. Bazı ipuçları bulmuş. Bana ihtiyacı varmış, gidip onunla konuşmam gerek. Peki ama neden? Artık bu esrarın aydınlanması gerek. Suçsuz insanların daha fazla korku içinde yaşamalarına razı olamam. Sen içeri gir Tina. Benim bazı kararlar vermem gerek. Onun için bahçede dolaşıp biraz düşüneceğim. Hadi sen git Philip'le konuş. Konuşmam bittikten sonra seni burada bekleyeceğim. Peki Miki. Benim işim biter bitmez birlikte döneriz. Hoş geldin Tina. Yanılmıyorsam Miki seninle birlikte. O niye girmedi? Biraz hava alacakmış. Redmond'dan geliyorsun değil mi? Evet, geleceğimi biliyor muydun? Philip bahsetmişti sanırım, unutmuşum. Benim işim var. Bakayım Kirsty Philip'e kahvesini götürmüş mü? O çay yerine kahveyi tercih ediyor. Galiba çay hazımsızlık yapıyormuş. Ona neden hasta muamelesi ediyorsun? Philip hasta değil ki. Sen evlendiğin zaman kocana istediğin gibi muamele edersin. Bırak ben de Philip'e bildiğim gibi bakayım. Affedersin Mary, seni kırmak istemedim. Hoş geldin Tina, nasılsın? İyiyim Hester, ne var ne yok. Durumda bir değişiklik var mı? Bilmem ki, galiba evde biraz değişiklik olacak. Herkes sinir küpüne döndü. Durumun yakında değişeceğine eminim. Şimdi izin verirsen Philip'in yanına gitmek istiyorum. Onu görmem gerek. Nasıl istersen. Bu merdivenler de pek karanlık. Buraya biraz ışık gerekecek. Neyse. Philip'in odası şurasıydı galiba. O ne?
Kapının önünde biri var. Evet, Kirsty bu. Elinde de bir tepsi var. Tina, beni korkuttun. Ben de Philip'e kahveyle bisküvi götürüyordum. Allah'ım! Onu öldürmüşler. Philip! Öldürmüşler. Bıçaklamışlar. Hem de beyninin altından. Ona söyledim, ihtar ettim. Elimden geleni yaptım ama o tıpkı bir çocuk gibiydi. Tehlikeli bir oyuncakla oynamaktan hoşlanan, başına gelenleri bilmeyen yaramaz bir çocuk. Bobby kabus. Bobby kabus. Bana ne soracaktı acaba? Kim bilir neydi? Bizimkilere haber vermeli. Evet, ona haber vermeli. Zavallı Mary. Duyunca şaşkına dönecek. Yalan. Yalan, doğru değil bu. Hepiniz kafa kafaya verdiniz, bu yalanı uydurdunuz. Yanından ayrıldığım zaman bir şey yoktu. Yazı yazıyordu. Ona yazmamasını söyledim. Yazma dedim. Yazma. Neden yaptı bunu? Neden? Neden bu uğursuz evden ayrılmadı? Neden? Neden? Kendine gel Mary. Tina nerede? Korkudan şok geçirdi. Odasında yatıyor. Bayılmıştı, odasına götürdüler. Biraz önce doktor Donald onu muayene için odasına gitti. Doktor Donald mı? O ne zaman geldi? Biraz önce. Tesadüfen uğramış. Gelmesi bir bakıma iyi oldu. Kızın bayıldığını hanginiz söylemiştiniz? Bayıldı tabii. Onu bekliyordum. Evden çıkıp bana doğru geldi. Sonra yere yığılıverdi. Yığılıverdi ha? Yığılıverdi demek. Telefon nerede? Hemen can kurtaran çağırmam gerek. Can kurtaran mı? Can kurtaran? Evet, Tina bayılmamış. Onu bıçaklamışlar, anladınız mı? Sırtından bıçaklamışlar. Hemen hastaneye kaldırılması gerekiyor. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama Hester'le Bayan Kirstie'ye de söylediğim gibi başladığım işi bitirmeye geldim. Bayan Mary de burada mı? Sanırım biraz uzandı. Kocasının ölümü onu mahvetti. Kendisini çağırtalım lütfen. Onun da söyleyeceklerimi dinlemesi iyi olur. Pekala Bay Arthur. Kirsty, Mary'yi çağırır mısın? Gelmek istemeyecektir. Ona kocasının ölümü hakkında bazı şeyler anlatacağımı söylersiniz. Hadi git Mary'yi çağır Kirsty. Bizi himayeden vazgeç artık. Bay Arthur'un ne söyleyeceğini bilmiyorum ama onu dinlememizin doğru olacağından eminim. Pekala, sizin dediğiniz olsun. Kusura bakmayın ama şu anda keşke buraya hiç gelmeseydiniz diye düşünüyordum. Çünkü bütün bu olanlar sizin gelmenizle başladı. Neler hissettiğinizi anlıyorum. Sizin yerinizde olsaydım ben de herhalde aynı şeyleri düşünürdüm. Ama başka türlü hareket edemezdim. Geldiğiniz için teşekkür ederim Bayan Mary. Söyleyeceklerimi sizin de dinlemenizi istedim. Anlıyorum. Evet, anlatacaklarınızı bekliyorum. Olayları başından anlatacak değilim. Ben buraya gelinceye kadar Bayan Rachel'ın katilinin Jacko olduğundan hepiniz emindiniz. Jacko son ana kadar cinayet saatinde orada olmadığını ispata çalışmış ama tanığı ortaya çıkaramadığı için suçlu sayılmış. Bütün bunları tekrar etmeniz lüzumsuz Bay Arthur. Sizinle aynı fikirde değilim Bay Leo. Tam tersine çok önemli. Bu hususta komiserle yaptığım görüşmeden şu sonuca vardım. Cinayeti Jacko işlemedi. Ama Jacko planladı ve şu anda aranızda olan biriyle işbirliği yaparak cinayeti ona işledi. Saçmalıyorsunuz Bay Arthur. Hayır Bay Leo. Önce size şunu haber vereyim. Katilin son kurbanı olan Tina ölmedi. Evet, nasıl olur? Bize öldüğünü söylemişlerdi. Evet, bu yalan özellikle uyduruldu. Amacımız katilin rahatça hareket etmesini sağlamaktı. Bunu da başardık sayılır. Evet. Katilin kim olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu hiçbirinizin hatırına gelmeyen biri. Sizin sevgili dadınız Kirsty. Ben mi? Neler saçmalıyorsunuz? Bu evde Jacko'nun bir suç ortağı vardı. O da ancak siz olabilirdiniz. Çünkü Jacko orta yaşlı kadınları baştan çıkarmasıyla tanınmıştı. Bunu da o kadar ustalıkla yapardı ki. Jacko size ilanı aşk etti değil mi? Bayan Kirsty. Sizi bu büyük aşkına inandırdı. Annesinin parasına konacak olursa evleneceğinizi ve başka bir ülkeye gideceğinizi söyledi. Öyle değil mi? Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Jacko bunu özellikle yaptı. O aşağılık, ahlaksız bir mahluktu. O akşam hapse atılmaktan korktuğu için buraya geldi. Annesinden para istedi. Ama Bayan Rachel buna yanaşmadı bile. Onun üzerine Jacko size koştu.
Bayan Reşal'ın parasını çalıp Jaco'ya vereceğim mi sanıyorsunuz? Hayır. Ama paranız olsaydı verirdiniz. Jaco sizin bankada yatan bütün paranızı yemişti. Sizi iyice sömürmüştü o. İşte o akşam annesinden para sızdıramayınca sizi bahçeye çağırdı. Çekmeceden parayı alıp kendisine vermenizi, hırsızlığın meydana çıkmaması için de annesini öldürmenizi söyledi. Başına vuruverirsin olur biter, merak etme canı fazla yanmaz dedi. Kendisinden kuşkulanılmaması için tarafsız bir tanık bulacağını anlatarak cinayeti belli bir saatte işlemenizi tembih etti. Yalan! Siz çıldırmışsınız. Dediğiniz gibi olsaydı Jaco'yu tutuklayıp hapse attıkları zaman onu korumaz mıydım? Korurdunuz belki. Belki kurtarırdınız da. Ama Jaco tutuklanır tutuklanmaz bir şey oldu. Yani ertesi sabah buraya biri geldi. Jaco'nun karısı. Siz Jaco'nun evli olduğunu bilmiyordunuz. Ve o zaman aklınız başınıza geldi. Jaco'nun ne ahlaksız olduğunu iyice anladınız. Buraya ilk geldiğim zaman korkmuştunuz. Yakalanmaktan korkuyordunuz. Ve bu korku size iki cinayet daha işletti. Tina ile Filip'i benim öldürdüğümü mü söylemek istiyorsunuz? Elbette. Onların katili de sizsiniz. Ama yanıldığınız tek nokta var. Tina ölmedi ve bütün bildiklerini anlattı. Tanrım! Tanrım! Olamaz! Olamaz! Bu bir kabus! Tina kendine gelince ne dedi biliyor musunuz? Fincan boştu. Onun ne demek istediği belliydi. Tina sizi Filip'in kapısında gördü. Siz güya kahve götürüyordunuz. Oysa aslında Filip'i bıçaklamış ve henüz odadan çıkmıştınız. Tina'yı görünce ben de Filip'e kahve getirdim dediniz. Daha sonra Tina fena halde sarsılmış olmasına rağmen yerdeki kırıklara baktı ve yere kahve dökülmemişti. Tabii onun bu hareketini anladınız. Baygınlık geçirip odasına götürüldükten sonra gizlice odaya girerek Tina'yı bıçakladınız. Böylelikle tek görgü tanığını yok etmek istedim. Ne yapayım? Korkudan çıldırmıştım adeta. Filip esrarı çözmeye başlamıştı. Tina'nın o gece Jaco'yla mutfak kapısının önünde konuştuklarımızı duymuş olmasından korkuyordum. Kurtulmak istedim. Tina'yı öldürmek istemedim. Filip'e gelince... Filip'i sen öldürdün ha? Sen öldürdün katil. Sakin ol Mary, kendine gel. Katil. Sakin ol. Sakin ol. Bütün bunlar Filip'in üstüne vazife miydi sanki? Onun hayatı tehlikede değildi ki. Neden burnunu soktu? Sırf eğlenmek içindi değil mi? Eğlenmek için. Eğlenmek için. Eğlenmek için. Onu durdurun. Onu durdurun. Muhakkak kendini öldürecek. Hiç sanmam. Herhalde kaçmaya çalışacak. Ama başaramayacak bunu. Çünkü villa polislerle çevrili. Zavallı Kirsti. Sevgili Kirsti'miz. Geç Gelen Tanık adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Agatha Christie. Radyoya uygulayan Cemalettin Özelbiçer. Reji Fuat İşhan. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Hester Nevra Şirvan, Arthur Metin Serezli, Leo Türker Tekin, Givenda Alev Gürzat, Kirsty Sabiye Hül, Avukat Zihni Küçümen, Morin Bercis Fesci, Tina Dilek Üstün Türker, Miki Özdemirhan, Filip Burçin Oraloğlu, Komiser Bilge Zobu, Mary Gül Gülgün, Donald Metin Çoban. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.